Şimdi günaydın mı desem bilemedim. Çünkü görüntüden de ışıktan da anlayacağınız gibi sabah 5.30, sabahın körü. Bugün de Ağustos'un ikisi. Bugün özel bir gün, bunu not edelim. Çünkü CRX'imizi kaportaya bırakıyoruz. İzmir'e götürüyoruz, Avos Otomotiv'e. Yoldan gideceğim ve işte buradan da videoya başlayalım istedik. Şimdi evden çıktım, ofise geldim. Ofise bagajdan bazı şeyleri bırakacağım. Artık tabii kaportada kalacak 5-6 hafta. Dolayısıyla bazı şeylerin kaybolmaması lazım. Ya da işte insanlara fazlalık etmemesi lazım. Subwooferımız var, bırakılacak. Şurada toplar moplar, yıkama malzemeleri vesaire var. Burada Efe'nin bizi Almanya'dan getirmiş olduğu kadranımız var. Parlamıyorsa. Bakın ama bu biraz değişik. 9000'de bir. Yani bu modelin VTI'lerinde, VTEC motora sahip olan versiyonlarda var bu kadran. Onun kadranı. Şurada gördüğünüz üzere kırmızı zaten şeyler, ibreler var. Ve gayet temiz bir, arkasına bakarsanız, kadran. Takipçimiz Efe sağ olsun, bunu Almanya'dan bize getirdi. Ama tabii bunu şimdilik ofise bırakayım. Çünkü bunları burada yaparız daha sonra, iç trimleri. Burada farlarım var. Yine Stanley marka almıştım. Çünkü bir tanesi çatlaktı. Ve depo markaydı. O yüzden Stanley alayım dedim. Onları da değiştireceğim. Ama onları da şimdilik bırakacağım. Subwoofer'ı bırakacağım. Burada bir şeylerimiz var. Bagaja sığmadığı için. Bakın kırmızı pırıl pırıl. Bütün mekanizmasıyla birlikte çil çil bir sunroof. Bu sunroofumuzu da zaten koyacağız. Bunu da bize Efe getirdi sağ olsun Almanya'dan. Bin bir zahmet. Vallahi çok teşekkür ederiz Efe, hakkın ödenmez. Burada daha önceden almış olduğum komple çıta takımı var. Çıkma tabii bunlar ama işte şurada eksiklerim var ya. Şu çıta ezik ve burada eksiğim var. İşte onları tamamlamak adına aldık. İşte otomobil sanırım güzel bir şekilde çıkacak. Bir de tabii rengini değiştireceğiz. Ona da zaten beraber karar vermiş. Bir tane anket yapmıştık hangi renk yapalım diye. Siyah mı kalsın, füme mi yapalım? Yoksa bunların VTI'lerinin böyle bir yeşil mavi tonu var, onu mu yapalım diye. Anketten bayağı bir farkla füme çıktı. Zaten benim içimden de füme geçiyordu. Bir tane dönör araba var örnek aldığım. O otomobilin aynısını yapacağım. Bu arada bu sticker'dan isteyenler, Instagram'dan paylaşmıştık yine. Bir Patreon hesabı açtık. Hem bizim kanalımıza destek olmak amacıyla bir ufak meblağ alıyoruz. Hem de bu stickerlardan iki tane, bir de gördüğünüz üzere aynada asılı araç kokularından da 3 tane size gönderiyoruz. Siz de bu stickerlardan istiyorsanız ve bize destek olmak istiyorsanız, o açıklamalar kısmına da bir link bırakırım. Oradan siteye gidip üye olabilirsiniz. Bunu bir bakıma VIP üyelik olarak görün. Çünkü burada üye olan 100 kişiye yine bu otomobil tamamlandığında özel bir parti vereceğiz. Parti demeyeyim de böyle muhtemelen bir yarış pistinde bu otomobille birlikte bir tatlı lansman partisi yapacağız. 100 tane Patreon takipçimizle birlikte. İlk 100 diyelim daha doğrusu. Yani bu stikerleri alarak bir nevi bu otomobilin restorasyon aşamalarına destek olmuş olacaksınız. Bunları yavaş yavaş taşımaya başlayayım, daha fazla geç kalmayayım. Yolda da ufak ufak zaten videolar çekeriz. Hadi görüşürüz, yola çıkalım. Hava ağarmaya başladı. Malları bıraktık. Bakın sunroof'u bir daha gösterelim. Çil çil, kırmızı. Ve marşımızı basalım. Farlarımızı yakalım. Evet, yolda bize eşlik edecek teybimiz. Subwoofer'ı bıraktık ya, biraz ses. Pioneer'ın 8600 modeli, eski 3 amfi çıkışlı böyle prosesörlü falan, çok güzel bir teyip. Bunu da renove edeceğiz. Alt tarafına da bir tane equalizer aldım. Yine aynı serinin equalizer'ını, ses işlemcisini aldım. İkisini beraber takıp böyle güzel bir müzik sistemi yapacağız. Bu eski modellerde tabii biraz eziyet çekiyorsunuz. Bunlar da çünkü bakın kaset. Şuradan bakarsanız normal kaset girişi var. Tabii artık kaset maset kalmadığı için böyle radyo dinliyorsunuz. MP3 falan da yok. Bunun CD çıkışını arkadan bir aparat yaptık, adaptör yaptık. Ve onun ucuna da bakın böyle bir şey yaptım, AUX çıkışı. Bunu da telefonuma takıyorum. Telefonuma taktığım zaman AUX'tan istediğim gibi Spotify ya da işte YouTube'dan herhangi bir müzik dinleyebiliyorum. Yolda bu bayağı işimi görecek. Hadi bakalım o zaman, yola çıkalım. Ne yazık ki klimamız çalışmıyor. Klimamızı da gösterdik. Gerçi kompresörü sağlammış ama
Ufak bir kaçak varmış. O boruların değişmesi gerekiyormuş. Artık Ağustos'ta onu da yaparlar. Bu arada saat bakın bayağı geç oldu. 5.58. Neredeyse 6. Biz yola çıkıyoruz. Klimasız biraz zulüm olacak ama şimdiden terlemeye başladım. Hadi bakalım. Bu arada bakalım. En son Ağustos otomotiv. Yol tarifiyle 4 saat 43 dakika diyor. 459 kilometre. Evet, Osman Gazi Köprüsü'ne geldik. Normalde benim HGS'm var ama buradaki kartım yok. Plakaya kayıtlı. Bu nedenle peşin vereceğim. Bakalım kaç para. Toplamda galiba 138 falan veriyorduk ama burada sadece köprüyü veriyoruz. Anladığım kadarıyla. Merhabalar. 103.05 şurada yazıyor. Teşekkürler. Kolay gelsin. Yarım saat oldu. Gayet iyi gidiyor. Birazdan hava ısınmaya başlayacak. O zaman ne olacak bilmiyorum. Bursa'ya geldik, otobanı bitirdik. Bakalım burada da bir para alıyorlar. Bakayım, önündeki araba 30.80 verdi. Herhalde bizim de aynıdır. Bu arada yolculuk hiç fena gitmiyor. Bak saat kaç oldu? 7.15. 1 saat 15 dakikada Bursa'ya geldik. Bakalım kaç para alacaklar. Merhabalar. Bir de 1 lira vereyim. 33.50 mi? Tamam. Sağ olun. Ama devam. İlk molayı herhalde Surluk'ta veririm diye düşünüyorum. Orada güzel bir Surluk tostu. Yakıt ikmali yaparız. Çeyrek'te oraya kadar götürür mü? Herhalde götürür. Bu arada CRX uzun yolda ne kadar yakıyor onu da size hesaplamak isterdim ama yol bilgisayarı falan olmadığı için tabii bu eski arabalarda bu yakıt hesaplaması biraz zor. Çıkmadan önce fullemem lazımdı. Ondan sonra bir yere kadar gittikten sonra tekrar fullemem lazımdı. O süre zarfında kaç litre almış, kaç kilometre gitmişim. Ona göre net bir hesap yapılabilirdi ama kaçırdık. İlk başta fullemedim. Öyle biraz çünkü yakıtım vardı. Yarım depo biraz üstündeydi. O şekilde çıktım. Bakalım artık dönüşe. Hadi ben yola devam edeyim. Herhalde bir 100 km falan var Surluk'a. İşte 1 saat yaklaşık. Orada görüşürüz. Şans 2 gün sonra İstanbul'dan İzmir komple otoban açılmış olacak. Şimdilik bir kısmı açık. Akhisar'a kadar olan taraf açıkken Akhisar'dan itibaren girebiliyoruz. Bakın şimdi o ayrıma geldik. Normal şartlarda buradan devam ediyor olmamız lazım. Girsek mi acaba diyeceğim ama. Biz buradan sağa sapıyoruz ve İzmir istikametine doğru devam ediyoruz. Bundan sonra otoban bitti. Normal çift şerit genelde gidiş geliş yoldan gideceğiz. Her yer otoban olduğu zaman 3,5 saat diyorlar. 404 km olacakmış İstanbul'da İzmir arası. İşte zaten normal şartlarda 115 ortalamayla giderseniz işte 3,5 saat falan civarı bir şey yapıyor. Biraz daha hızlı gidenler 3 saatte İzmir'e varabilirler. Güzel olacak. Keşke işte 2 gün sonra gitseydik de hem de oranın açılışını çekseydik. Değil mi? Güzel olurdu. İşte bahsettiğim yol burası. Gidiş geliş çift şerit. İleride biraz trafik gözüküyor. Orada tempomuz düşecek. Kamyonlar vesaire sollayanlar.
işte yeni yol açıldıktan sonra buralar hep deminki gibi otoban olarak devam edecek. Dolayısıyla frene bile basmadan belki İzmir'e varacaksınız. Bir şeyler hariç tabii. Taşa sarsaydın daha bitmedi. Ne söylesem sana boş gelir. Yaktı. 250 km yol geldik. Susurluğu geçtik. Fena gitmiyor yani. İyi yakıyor tahminimden. Şimdi bir 200 daha alacağız. İzmir'e gideriz değil mi rahat? İyi hadi bakalım doysun. Birazdan da biz karnımızı doyuruz. Teşekkür ederiz abisi. Hangi senin de? Şu. Tamamdır. Kaç litre almışız? Şurada bakalım. 200 liraya 28 litre. İyi, yarım depodan fazla olmuştur. Hemen kontrol edelim. Hondaların kadranları böyle bir anda çıkmaz. Şamandıra daha yukarı tırmanacak da. CX'in yakıt deposu küçük. 40 litre falan civarında bildiğim kadar. 38 mi 42 mi öyle bir şey olması lazım. Dolayısıyla şimdi 26 litrelik yakıt aldık. 26 litre bile baksanıza neredeyse full'e geliyor. 3 çeyrek aldık gibi yani. Oo, daha da çıkıyor, daha da çıkıyor. Bak 833 km diyor. 603 km falan da çıktığımız zaman 230 km yapmış. Bak neredeyse full oldu. Biz yarım depodaydık. Yani 120 liralık, 130 liralık yakıt vardı herhalde. Hadi o zaman yola devam. CX'in bizim karnı doydu. Biraz da bizim doysun. Şu ileride çok güzel tostçu var. Evet, kahve molası. Susurluğu biraz geçtikten sonra outlet var. Outlet'te bakın Starbucks var. Hemen içeride de çok güzel bir tostçu var. Güneş tost. 1960'tan beri Susurluk tostu biliyorsunuz meşhurdur. Ayran da güzel ama ayran biraz uyku getirir. Bir tost, bir kahve bizi bomba gibi yapar. Hadi o zaman gidelim. Bu arada CX'lerin ve Honda Civic'lerin bakın burası böyle kilitlenmez. Sürücü tarafı. Şunu çekeceksiniz. Şunu öyle kilitleyeceksiniz. Böyle dışarı çıktığınız zaman bakın kilitlendi. İlk araba bile olsa az uğraşmamıştık. Hadi şişeyim sen dinlen. Bak hikayelerde bizi yalnız bırakmıyorlar. Fail ile konuşuyoruz. Yolumuz açık olsun ihtiyarlar demiş. Bu arada bak tostumuz da bu. Bunun peyniri bir değişik, çok güzel. 9 liraya en güzel yemek. Daha sonra şuradan da kahve. Mis. Pardon. Evet, kahvemizi de aldık. 10 dakika mola yeter. Oo, arabamız da yıkanmış. İnşallah su almamıştır ha içine. Şuralardan alıyoruz biliyorsunuz. Niye kahveyi böyle aldım diyebilirsiniz. Niye aldım sizce? Çünkü CX'te bardaklık yok. Yere bu şekilde koyuyorum en azından dökülmesin diye. Bakalım saatimiz kaç olmuş? 9.07. 3 saatte Suluk. Biraz yavaşız. Baksanıza 200 liraya full oldu ya. Bardak tutacağımız da böyle. Hadi bir süre yayın yok. GoPro'yu şarja koyuyoruz. Ve işte Akhisar'a geldik. Bu yol hatırlayanlar var mı? Eskiden buraya havalimanı derlerdi. Gerek derlerdi, uçaklar inebiliyormuş buraya. O yüzden burayı geniş yapmışlar. Ortada bariyer falan yok. Yine aynı şekilde geçerli. Bir tane daha vardı daha geride. Ama onu iptal etmişler. Şimdilik sadece burası gibi gözüküyor. Niye Akhisar'dan bahsediyorum? Çünkü burası bir checkpoint diyebiliriz yolda. Önemli bir nokta. Bakın bu arada hiç yakmadı ya. Susurluk'tan yakıt aldık biliyorsunuz.
115 kilometre olmuş ve baksanıza ne kadar yakmış. Vallahi CRX harikasın uzun yolda ya. Ne yordun ne başka bir şey. Vallahi çok keyifli oluyor yolculuk. Ben seviyorum zaten tek başıma bu şekilde seyahat etmeyi. Bu arada bakın şimdi yeni otoban. Daha doğrusu buradaki ara bir otoban var İzmir'e bağlanan. Böylece Manisa o yokuşları falan çıkmıyorsunuz, inmiyorsunuz. Manisa'nın içinden geçmiyorsunuz. Burası bayağıdır açık. Ben de buradan herhalde 6-7 kez geçmişimdir. Bu ara çok seyahat ettim çünkü İzmir'e, Bodrum'a. Buradan yani şu Akhisar'a girmeden buraya dönüyorsunuz ki Akhisar zaten yoldaki en kötü yerdi. Yani herhalde bir 15 tane falan ışık vardı ve bir ışığa yakalandığınız zaman trafik ışığına yandınız, öyle söyleyeyim. Şimdi orayı bu şekilde atlamış oluyordunuz. Burayı çok seviyorum ben. 90 kilometre buradan direkt İzmir otobana iniyorsunuz ve oradan istediğiniz yöne doğru bağlanıyorsunuz. Yani anlayacağınız işte 90 kilometremiz falan kaldı. Bakın daha açmamışlar. Şu ileriden otoban düz devam ettiği zaman Bursa'nın çıkışına bağlanmış oluyorsunuz. Bursa otobanının çıkışına. Yani durumu şöyle özetleyebiliriz. Bursa otobandan hani size göstermiştim ya ayrılan yer. Oradan girip buradan çıkıyorsunuz. Daha doğrusu buradan çıkmıyorsunuz. Buradan devam etmiş oluyorsunuz. Yani şu aradaki işte 115 kilometre falan burayı saysak bir 100 kilometrede Bursa'dan zaten neredeyse Surluğa var. Yaklaşık 200 kilometreyi otoban şeklinde geçiyorsunuz. Otoban şeklinde de geçtiğiniz için yol bayağı bir kısalıyor. Yani hem fazla fren yapmıyorsunuz, hızınızı azaltmıyorsunuz. Ortalama hızınız yüksek kalıyor. Biliyorsunuz otoyollarda 120 km limitiniz var. İşte bunun %10 payla falan düşünürseniz işte 130 km ile falan rahat gidebilirsiniz. Ben Bursa'dan çıkalı 2 saatten daha fazla bir süre geçti. İşte 200 km 130 derseniz 1,5 saatte rahat rahat gidersiniz. Yani yolunuz yarım saat, 1 saat daha kısalmış oluyor. Bakın hala kişilere bağlanamadık. Bu arada biraz daha size anlatayım. Yolculuğum nasıl geçti? CRX ile ilgili biraz size tiyolar vereyim. Beklediğimden çok daha iyi. Bir tek kliması çalışıyorsa iyi olurmuş. Ama gerçi camları falan da açtığınız zaman öyle inanılmaz terlemiyorsunuz içeride. Çok sıcak bir hava yok. Güzel bir sirkülasyon yapıyor. Sonuçta iç hacim küçük, camlar büyük. Biraz ses yapıyor sadece. Ama o da zaten belli hızı geçince. Ben 100-110 km hızla gittim ortalama. Fazla gaza basmadım. Yani gaz pedalının %25'ini kullanmış olduğumu söyleyebilirim. Şimdi burada bir hızlanma yaparız. Onu da merak ediyorsunuzdur. Ama hani uzun yolda böyle otomobil açılır ya. Gerçi 374.293 kilometredeki bir araç daha ne açılacak da. Sanki böyle daha rahatladı gibi. Kendi kendine akıyor otomobil. Tabii kaç devir yaptığında görsek iyi olurdu ama. Bakın. Biraz tabii hız kadranım titremeye başladı şurada. Yavaş yavaş ibre oynuyor. Öyle bir sıkıntı değil gerçi ama zaten yenisini aldık, onu değiştireceğiz. Hararet hep buralardaydı. Yani yarının üstüne hiç çıkmadı bile. Gayet iyi. Zaten yakıt konusunda da yani bayağı bir şaşırdım. Helal olsun valla CRX. Yani benim hesaplarıma göre 7 litre veya 7 litrenin biraz daha altında yakmış olabilir. Gerçi uzun yolda bunu yakıyoruz ama bayağı iyi bir değer bu. Geçenlerde atıyorum işte Toyota Corolla ile falan gitmiştim. Yani onun bayağı altında. Yepyeni yine 1.6 litrelik bir benzinli motora göre hem bu daha güçlü hem daha eski teknoloji ama daha az yakıyor. Çok ilginç yani. Tabii otomobil hafifliği falan burada önemli bir etken. Bir de orijinal jantlar ve üzerinde bayağı yanaklı lastikler olduğu için ve de çok kalın olmadığı için lastikler inanılmaz konforlu gidiyorum. Gerçi otomobilin alt takımını yaptırmam gerekiyor. Biraz direksiyonda falan artık boşluklar oluşmaya başladı. Hatta şöyle göstereyim size. Bakın sanki hiçbir şey yapmamış gibi gözüküyor ama bu kadar sallamaya yani normalde tepki veriyor. İşte bu yanağın kalınlığından kaynaklanıyor. Yani siz direksiyonu çeviriyorsunuz, jantı döndürüyorsunuz. Ama tabanla jant arasındaki yanak çok geniş olduğu için o emir oraya iletilinceye kadar, yani janttan tabana iletilinceye kadar siz zaten diğer tarafa çevirmiş oluyorsunuz şu harekette. Dolayısıyla taban hiç oynamadan neredeyse gitmiş oluyorsunuz. Bu arada kırmızı sunroofumuz nasıl? Rahat mısınız arkada? Sizin de renginiz değişecek ama. İyi. Hadi bak kişilere geldik. Şimdi nakit verelim. Ya da burada HGS yapalım.
EGS'imizde bir şeyler var. Okumayacak şimdi. Dediğim gibi benim HGS'm vardı. Ama diğer araçtan buna geçirdiğim için sticker'ını yenileyemedik. Ama zaten sistem plakadan sistemden düşüyor. Şimdi çıkışta da zaten HGS okumadı diyeceğiz. Plakaya girecekler. Plakada sistemde zaten kayıtlı olduğu için sıkıntı olmayacak. Daha önce yaptığım için söylüyorum. Şimdi biz bu tarafa döneceğiz, gideceğiz İzmir'e doğru. Buradan da yol bu şekilde ta İstanbul'a kadar, Bursa'ya kadar gidiyor. Keyifli. Arabamız biraz yağ yakıyor. Yani çok sıkıştırdığımız zaman yağ yakıyor. Yağ ekleye ekleye gidiyorum, kontrol ediyorum. Ama tabii bu yolda o nedenden dolayı fazla sıkıştırmıyorum. Ama size esnekliğini şöyle gösterebilirim. Bakın 5. vitesteyim. Kanıtı. Kadranı göstereyim. Bakın gaza bastığı zaman ne güzel çıkıyor kadran. Plaka tanıma sistemi var demek ki. EGS'nin şeyini okumuyor. Buradaki zımbırtıya gerek yok. Bu arada gördüğünüz 38 lira da burada çekti. 38 küsür lira. Yani toplamda kaç para oldu? Bir hesaplayalım. 101 lira gibi köprüye verdik. Otobanı falan saymıyorum zaten. Köprüye kadar olan otobanı. Sonrasında 33,5 lira verdik. Etti 135 diyelim, yuvarlayalım. 38 de buraya verdik. 170, 173 lira falan gibi bir para vermiş oluyoruz. Şimdi şöyle bir hesap yapabiliriz. Bu aradaki, yani Akhisar İzmir arasındaki 90 kilometrelik mesafeye 38 lira verdiysek, o Bursa ile İzmir arasındaki mesafe yaklaşık artı 200 daha gelecek ona. Ne yapar? İşte yaklaşık 100 lira civarı bir şey yapar. Ama 100 lira herhalde olacağını zannetmiyorum. Oradan da biraz böyle indirim yapalım biz. Yuvarlayalım. Muhtemelen 80-90 lira arasında bir fiyat olur. Bursa-İzmir arasındaki otobanın fiyatı. Bakalım tutturabilecek miyiz? 3 gün sonra açıklanacak. Bu arada İzmir'e geldik. Saat 11 oldu. 5 saatte geldik ama keyifli geldik. Çok keyifliydi. Aslan siyer ismi. Hadi şimdi Avos'a gidelim. Avos'a geldik. Bakın burada böyle hangar gibi yerler var. Depo gibi, hangar gibi kocaman yerler. Onlardan birine yapmışlar. Avos'u da. Bakın şurası. Böyle bir yer. Girip zevksimiz geldi. Bir dakika şuraya yanaşalım. Hoppala. Geldik. Saat 12 oldu. Biraz geç oldu ama güç olmadı en azından. İzmir'e geldik. Avos'a geldik. Avos servis burası. Bakın kocaman bir yer.
hangara dönüştürmüşler. Arkada da bahçesi var. Yani İstanbul'da böyle bir yer bulmak çok zor. Burası bizim bir arkadaşımızın, daha doğrusu kompaktını çektiğimiz, hani emiş motorlu bir kompakt vardı ya, Ömür. Ömür'ün samimi arkadaşının. O dedi bak burada yaptır falan filan. Ben de zaten böyle bir baktım, inceledim. Burada acayip güzel işler yapılıyor. Özellikle zaten butik servis olarak geçiyor. O nedenle biz de butik servise CX'imizi emanet ediyoruz. Sercan abi. Ne haber? Hoş geldin. Biz gelmiştik de şimdi biz asan yapıyoruz zaten. Nasıl arabamız? Bu taraftan daha güzel. Beklediğinden daha iyi. Daha iyi çıktı beklediğinden. Hani çok da güzel bir şey çıkacağını tahmin ediyorum. Zaten renk olarak çok güzel bir renk olacak. Evet, füme yapacağız. Aynen. Hayırlısı. Onu zaten şimdi kartelden falan bir bakarız zaten, ne olup ne olacağını ama zaten ona batık var. Seçeriz onların biz zaten ne gerekiyorsa onu çıkartacağız şimdi. Zaten gerek işlenme çıkarttı. Sökmeye başlayacağız arabayı en kısa zamanda. Hani... Ne zaman verirsin bana arabayı? Ne zaman veririm? Bugün ayın ikisi. Bugün ayın ikisi. Araya bayram giriyor gerçi. Bayram girecek. Bir bayramda serbest. 9-10 gün tatilimiz var zaten. Onda da tatil yapın yani. Yapacağız. Mecburen çok yolacağız çünkü. Yine ortalama bir 1,5 bayramda böyle ikinci ayı görürüz. İkinci ayı görürüz. Yani 6-7 hafta falan deriz. Hemen hemen. Yani Eylül'de bineriz. Eylül'de değil. Ekim'de kesinlikle benim çalışıyorum. Ekim'de bineriz. Tamam. Evet. Ekim'de tekrar dönüyoruz. Zaten arada gelip gelip çekeceğiz. Tabii her zaman. Şimdi şöyle bir sistem yapmamız lazım. Ben burada kalamayacağım için, İstanbul'da olacağım için arada sırada geleceğim. O sırada zaten siz çekersiniz yapılan işlemleri. Ben de arada gelip kontrol ederim. Öyle güzel bir video yaparız. Arada böyle icatlar yaparız birkaç tane. Değil mi? Yani yaptığımız açıdan videolarız biz de. Özelliğini gösteririz arkadaşlar. Tamam. Beğendin yani. Kasa, vallahi benim gözüm tahminen daha güzel çıktı. Tamam süper o zaman. Zaten her şeyi sunroof'u, manroof'u, çıtaları falan orada. Tabii ki de. Ufak peki, yapacağımız şamlarımız var. Bir arka çamın yok saçları var. Kapı saçlarını değiştiririz büyük ihtimal. Zaten geri kalan her şey daha diri. Bir ustamız Ramazan baksın mı? Tabii Ramazan usta. Ustamıza zaten yine bakmıştı da. Sen bir daha söylesene abi. Şimdi ben mesela kapı saçları değişmeyecek diyordum. Evet. Normalde öyle zannediyordum ama sen değiştirelim yapmışken yapalım diyorsun değil mi? Evet. Çiçek gibi olsun diyorsun. Evet. Arka çamurlukları zaten ne yapacağız? Şuradan keseceğiz muhtemelen. Arka çamurlukların etekleri, etek diyoruz buralara. Hı-hı. Eteklerini değiştireceğiz. Onları jack'a bastıracağız yani değil mi? Saç şeyle evet, yaptıracağız saç tamam. Ben takacağım üstüne. Tamam. İçindeki çürükleri yine ben halledeceğim. Tamam. Her iki tarafı da sağa sola. Zaten halıyı malıyı çektiğimiz zaman tabanda neler var neler yok onları göreceğiz. Ona göre müdahale edeceğiz. Çürük varsa yapacağız. Ondan sonra filikotu yapacağız. Hem tamam. Altına hem üstüne. Tamam. İşte gereken yerlerini, bütün çürüklerini temizleyeceğiz. Bak elinde kalıyor. Ama şey, sen nasıl buldun arabayı? Araba şöyle güzel, kazası yok. Kazası yok. Önde kazası yok, arkada kazası yok. Sağında sonunda kazası yok. Dolayısıyla toplamak biraz daha kolay. Tabii, orijinal arabayı toplamak. En azından her şey yer yerine oturur. Bir de parça eksiği falan da yok fazla. Bir işte benim gördüğüm kadarıyla biraz fitilleri uydurmaya çalışacağız. Bunları, parçaları bulamıyoruz çünkü. Bunları camcılardan falan tedarik edeceğiz. Kenar fitilleri var. Tamam. Ondan sonra şu cam seyircilerine başka modeller, başka modellerden bakacağız. Tamam. Akkortlarda falan oluyor bunlar. Şuraları falan zaten tamam, boyayacağız. Abi. Bir tavanda biraz sıkıntımız var. Sunroof zaten ben sana getirdim. Sunroof'u sökeceğiz. Eğer kenarlarında çürük varsa onları yapacağız. Ondan sonra senin getirdiğin sunroof'u da gerekli tabii bakımlarını yapacağız. Dişlilerinde. Mesela onlara bakarız. Onlar tamam. Sıkıntı varsa hepsini yapacağız. Tamam. Öyle montajını yapacağız. İşte kapıların montajlarındaki boşlukları almak için tornavı vereceğiz. Kimler yenilenecek? Tamam. Uzun ömürlü olsun diye yani. Ve bir iki senelik iş yapmayacağız. Uzun ömürlü bu arabaya tamam, gönül rahatıyla binebiliriz. Bu arabayı Efe'ye bırakacağız benim oğluma. Tabii onun arabası valla. O emanet ediyor. Bir de bu arabayı hep zaten puarları muarları bir sürü yerlere götüreceğiz. Bir de ben bu arabayı mesela Almanya ringe falan götüreceğim. Ömür ringe bana yoldan gideceğiz geleceğiz. İnşallah. Bayağı ünlü olacağız yani hep beraber. Motoru da eğer güzel olursa. Motoru şimdilik biraz yağ yakıyor da ona bir swap projelerimiz falan var bakalım ya da en kötü motorunu yaptırırız. Motoru da yaptırırsan bu araba. 75 kilometre oldu. Tam motoru da aynı plan. Evet aynı. En kötü parça şu sağ çamurluk dedin değil mi? Sağ çamurlukta macun var. Daha önce düzeltmişler. Onu değiştireceğiz. Tamam. Ben onu bulmaya çalışırım ya da siz de buradan bakınırsınız. Mümkün olan en az macunu çekeceğiz buna. Yani macunu tamam, çekmemeye özen göstereceğiz. Komple zaten kazımış olacağız. Üstünde tabii, zaten tabii, de rengini değiştireceğiz. Güzel bir tane anket yapmıştık. Polyester dolu bir astar atarız. Tamam. Güzel bir zımparayla tamam, boyasını yaparız. Tamam. Çıkar. Tamam. Boya zamanı geldi mi zaten? Boya zamanından önce tekrar görüşürüz. Tabii tabii. O zaman teşekkür saçları ederiz. Saçları bastırdığımız zaman yine böyle bir video çekeriz. Sen, tamam. Sen çekersin fotoğraflarını da bize yollarsın. Alır alırız. Biz de oradan paylaşırız sürekli. Valla çok heyecanlı ha. Uzun zamandır beraberiz. İlk defa bir arabamdan bu kadar ayrılacağım. Emine deri bıraktın, sıkıntı yok. Evet evet, ben eminim o konuda. Havuz otomatiği seçtiğin için arkanı
gözün arkanda kalmasın yani. Bunun için biz teşekkür ederiz. Yok yok, biliyoruz zaten. Şu şeylere bakalım mı sizin arabalara? Tabii. Yani burada normal servis var aslında. Butik lüks servis olarak açılmış ilk başta. Değil mi? Tüm markalı hizmet veriyoruz. İlk başta öyle açılmış. En başta evet, bir sene sonra servis hizmetleri yapıyorduk ama sonra tüm hizmeti hitap etmek için tüm markalara geçiş yaptık. Mesela yani şurada bir tane... Her marka çıkıyoruz. Orada bir Mercedes 108 kasamız var. 68 model. Oh maşallah. He, bunu neredeyse bitirdiniz. Bu bitti sayılır. Bu araç bize geldiğinde tamamen çürük ve beyaz renkteydi. Şu an biraz tozlu. Ama bu arabanın her şeyi yok, baştan... Yok, açmana gerek yok abi. Bu arabanın 4 kapı sacı basıldı. Arka çamurluk etekleri değişti. 4 kapı sacı değişti bunların. Bizimki böyle olacaksa daha ben ne isteyeyim ya? Ama baksana saç kalın. Ön çamurlukların etekleri değişti. Tabanlar? Tabanlar da değişti. İzolasyonun önü her şey yapılmış. Onlardan da kullanırız olmazsa bize. Bakarız duruma. Bunlar satılıyor paket halinde. Tamam. Yine biz de yaparız olmazsa öyle bir şey. Diğer merkezimize gidelim. Hadi bakalım. Çok güzel olmuş vallahi. Tamam. Ellerinize sağlık. Şöyle. He, burada şeyimiz var. Ameliyat odamız. Bu tamamen bitti. Of ne güzel bu ya. Siriciklere falan bak. Hepsi aktif olarak çalışıyor. Ha, böyle böyle çalışıyor. Aa, ne evet. Kadar güzel ya. Buradan da aktif olarak çalışıyor. Valla boyası falan var ya, bak şöyle göstereyim. Şu anda tozlu. Daha buna cila ve pasta atacak. Olsun ben abi. Bu hali bile ayna gibi. İçini misin? İçim. Komple içini falan da siz yaptınız her değil mi? Düşünmüşsün her şeyi. İçindeki teybine kadar her şeyi aktif aracın şu an. Uf ne kadar teyip, güzel ya. Teyip, silgeçleri, her şeyi. Bak gördükçe daha mutlu oluyorum. Döşemelerine kadar çözüyorum. Parçaları hepsi döşemeler benzinli. Tamponları falan da sarettiniz. Gerçi bunların parçaları bulunuyordur. Daha kolaydır yani. Nikelajları yapılıyor. Amerikan plaka mı? Yok öyle koymuş. Ya, plaka çıkmayacağı için öyle koydu. Çünkü bunu garajına koyacak araç sahibi. Bu trafikte olmayacak. Sadece koleksiyon olarak yapılıyor bu. Çok güzel olmuş ama vallahi. Ama aktif olarak motoru çalışıyor. Motor da bu söyleyeyim. Özel motor var içinde bunu zaten. Zaten bu aracı daha da değerli kılan o. Evet, motor, bu arabada motordan yok. Çünkü Mercedes'in bu kasalarında. Valla çok eskileri anlamam. Öyle bakıyorum ama. Vestan'a sonra kadar her şeyde orijinal. Çok güzel olmuş ama bu çok uzun bir proje zaten belli. Bu bir yıla yakın sürdü. Başlamamızı bitirmemize. Çünkü bu kurduluktan çıktı. Tamamen çürük içindeydi burada. Buna da her şeyi baştan kaynattık. Saç olarak. Çok güzel olmuş ama. Yani boyası her şeyi süper olmuş. Bak abi şunlar falan çok önemli yani. Alt tarafını siyah alması, kimse onları öyle boyamaz. Bu aracı görmek için geliyorlar. Yani gitmiş halini görmek için geliyorlar. Bir tane de Edip model var başlayacağımız. O da Türkiye'de. O nerede? O da mı burada? O da burada. Ona da hiçbir şekilde başlamadım. O şu an hazırlık aşamasında. Görelim mi onu da? Tabii görelim onu da. Burası mekanik atölyesi. Motorumuzu topluyoruz. Kapatı çektirme yerim. Bu... Hani, şasi şeyleri. Ama İzmir'de sayılı yerde vardır. Yere bağlı aparat çektirme. Oradan haline getiriyor bozmadan. Süper abi. Kaporta geliyor. Kaporta burası. Bu da yapılmış bir saç mı? Yok. Bu ezik, burası kazalıydı. He, yaptınız. Kabasını aldım. Burasını temizledim. Şimdi incesini yapacağım. İyi abi. Deli işi. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Diğer Mercedes'in de başlığının üstünü. Oo, bu ne kadar güzel bir şey ya. Bu model. Bundan Türkiye'nin sayılı var. Bunu şu an çoğu parçası... Bu da mı aynı şeyin sahibi, aynı mı? Aynı kişinin sahibi, mavinin de sahibi aynı. O size bir tane araba getirmiş, sizi bir sınava tabi tutmuş anladığım kadarıyla. Sonra da bu adamlar işi yapıyor deyip. Evet. Yalnız bu araba çok güzel ya. Bu araba çok güzel ama. Sizlerce boyacak sadece ustanız da... Mercedes'in bu açısıdır. İçine falan bak ya. Orta camı daha iyi aktif. Ama sadece başlayabilecek bu araba... Orta cam mı? Tabii. Şoförle yolcaksında cam var. Kalkınmıyor. Açılıyor mu ya? Açılıyor. Merak ettim. Ahşap he? Ahşap. Şuraları falan ahşap. Tabii. Bu araba 20 yıl yakındır bir ahırda yatıyordu. Ahırda. Evet, sahibi oradan aldı evet bu aracı. Tam barn find diyorlar ya o. Ha bak şunu da göstereyim. Bu araçlar bir bak, hepsinden kullanıyor. Bayağı ahşap görüyor musun? Buraları falan. Çok iyiymiş ya. Bittiğinde gene görüşürüz. Bu bittiğinde bu acayip olur ama. Türkiye'nin sayılı bir klasik arabası olacak. Bir tane de şurada E30 var. Evet, E30'umuz da performans aracı.
He, buna da motor falan koyacaksınız anlıyor kadarıyla. Bunun motoru dışarıda araç tarafından hazırlandı. Biz aracın renk değişimini yaptık ve bazı yerlere zarar verdi motosiklet. Onu tekrardan başlamaya başlıyoruz. He, daha önceden yapılmış bir arabayı toparlamaya çalıştınız, evet. Bir daha. Anladım. Süper abi. Bu arkada da zaten garajımız var, bahçemiz var. Burası yıkama alanımız ve fırınımız. He, fırın da burada. Harika. Burada zaten boya fırın yapılıyor aşağıda. Oo, fırın da süper. İyi, burada bol bol çekim yapacağız demek ki. Arkadaşlar işte böyle. Arabamızı bıraktık. Bugün ayın dediğim gibi ikisi. Eylül, Ekim'de girmiş olacağız arabamıza. Sonra da zaten acayip planlarımız var. Devam edecek. O zaman bir dahaki videoya kadar şimdilik hoşça kalın. Görüşürüz.